Hemen sıcak konulardan başlamak isterim Sayın Bakan. Malum hepimizi üzen tatsız bir hadise yaşandı yeşil sahalarda. Ankara'da, başkentte, Ankara Gücü ve Çaykur Rize arasında oynanan maçta maalesef Ankara Gücü Spor Kulübü Başkanı'nın gerçekleştirdiği bir hadise var, eylem var artık. Yumruklu bir saldırı gerçekleşti. Evet. Bu saldırı hem siyasetten hem Türkiye'nin değişik kesimlerinden yoğun tepki aldı. Siyasette aslında çok hızlı reaksiyon gösterildi. Öncelikle bu reaksiyonun nedenini sormak isterim. Siz ilk anda devreye girdiniz. Sosyal medyadan bir paylaşım yaptınız. Sayın İçişleri Bakanı yaptı. Ardından bakanlar tek tek açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Yargı hızlı bir şekilde adım attı. Soruşturma başlattı. Şüpheliler tespit edildi. Bu hızlı reaksiyonun nedeni neydi? Şimdi tabii hepimizi üzen olaylar bunlar. Hiçbirimizin tasvip edemeyeceği olaylar. Tabii Ankara Gücü Rize Spor maçında gerçekleşen olaylar sonrasında hemen adli soruşturmayı başlatmıştık. Zaten spor savcımız da tüm maçlarda Ankara'da, İstanbul'da, büyük şehirlerimizde spor savcılarımız maç anında kendine ayrılan bölümde maçı izliyorlar. Bu noktada Eryaman Stadı'nda da spor savcımız başından beri hem müsabakayı izledi hem müsabaka sonrasındaki olaylar sırasında da bizzat oradaydı. Hı hı. Ve hızlı bir şekilde adli soruşturma başladı. Orada olaylara karışanlarla ilgili gerekli gözaltılar verildi. Sonrasında da gözaltı süreçlerinin akabinde sulh ceza hakimliğince 4 kişi hakkında tutuklama tedbirine başvuruldu. Bugün itibariyle de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız iddianame düzenledi. Öyle mi? Evet, iddianame dava düzenlendi. O zaman. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kaç kişi yönünden efendim? 4 kişi yönünden dava açıldı. Burada tabii Türk Ceza Kanunumuzun ilgili maddeleri var. Özellikle savcımızın tespit ettiği suçlar bakımından iddianamede yer alan kişinin yerine getirdiği kamu görevini görevi nedeniyle ve kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve 6222 sayılı yasaya muhalefetten dava açılmış durumda. Tehdit suçlaması da var. O zaman hakemlerin dile getirdiği sizi bitireceğim ifadesi aslında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tüm doğru bunlar kabul değerlendirilecek. Edilmiş. Bunlar tabii mahkeme sürecinde değerlendirilecek hususlar. Evet. Bu iddianame neticede dava açıldı. Karar verecek olan mahkemedir. Burada tabii çok önemli, özür dilerim Sayın Bakanım. Arkadaşlar son dakika bilgisi olarak paylaşabiliriz. Çok da hızlı bir süreç nihayete erdirilmiş, önemli. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sayın Bakan az önce açıkladı. Bu Faruk Koca'nın saldırısıyla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamesini tanzim etti. Dolayısıyla dava açılmış oldu. Üç günde aslında pazartesi gece oynandı. Deliller toplandı. Üç günde soruşturma süreci tamamlandı. Adli tıptan kesin rapor alındı. Hı hı. Ve tüm deliller toplandı. İfadeler alındı. Yalnız sahaya inen diğer şüphelilerle ilgili olarak ayrıca soruşturma yürütülüyor. Onların tespitleri, görüntüler, o görüntü kayıtları da incelendi. Kimler olduğu da tespit edildi. Onlarla ilgili ayrı bir şimdilik soruşturma yürüyor. Şüpheli yönünden saldırıyı gerçekleştiren yönünden, failler Ankara, yönünden dava açıldı. Tabii Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tabii takdir şu anda iddianamenin kabulü yönünde mahkemenindir. Sonrasındaki yargılama sürecini hep beraber takip edeceğiz ve yargı da burada en doğru kararı verecektir. Evet. Tabii bu tür olayların olmasını istemiyoruz. Hiçbirimiz istemez. Spor barıştır, spor kardeşliktir. Kardeşliğe, birlik beraberliğe vesile olması gerekir. Hı hı. Aslında bir eğlencedir. İnsanlarımızın böyle rahatça, zevkle seyrettiği müsabakalar olmalıdır. Ama maalesef bu tatsız olaylar oluyor. Ama bunları önlemek gerekiyor. Tabii bunları son önlemek için... Son da o noktada sorayım Sayın Bakan.
Siz aslında iki gündür mesaj vermeye başladınız, sinyaller gelmeye başladı. Bu sporda şiddeti önleme, düzensizliği önlemeye dair bir kanun var. Çokça konuştuk geçmişte bu kanunu. Tekrar tekrar düzenlendiği, yenilendiği bir süreçler de yaşadık. Yeniden bir revizyon ihtiyacı var mı? Bir çalışma başlattınız mı? Söz konusu kanunda cezaların caydırıcılığının arttırılması noktasında adımlar atacak mısınız? Dün de o yönde açıklamamız olmuştu. Yine bugün bizim bugün istinaf ile ilgili bir toplantımız vardı. O çıkışta da gazeteciler sordular. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanunumuz. Tabii bu kanunda hem müsabaka öncesinde, hem müsabaka esnasında, hem müsabaka sonrasında özellikle sporda şiddeti teşvik eden, sahalarda bir takım olaylara sebebiyet veren, spor alanlarına yasak madde sokan, tribünlerde tehdit ve hakarete varan tezahüratlarda yapan, yine basın yayın yoluyla ya da internet yoluyla özellikle sporda şiddeti teşvik eden açıklamalar yapan, işte hakemlere yönelik, sporculara yönelik bir takım uygun olmayan cümleler kurarak basın yayın yoluyla, televizyonlarda olsun, diğer sosyal medya mecralarında olsun bunlara şahit oluyoruz. Tüm bunların aslında bizim 6222 sayılı kanunumuzda yaptırımları var. Tabii bu yaptırımların bundan sonra daha titiz bir şekilde uygulanması noktasında çalışma yapmak gerekecek. Tabii özellikle bazı maddeler açısından para cezalarının düşük kalmış olması, adli para cezaları var bazı yasak fiillerle ilgili. Bazı yasak fiillerle ilgili idari para cezaları var. Bazı konularda da hapis cezasını gerektiren hususlar var. Şimdi tabii bir çalışma yapıyoruz. Kanun değişikliği elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirinde. Biz Adalet Bakanlığı olarak... Ama bir mutfak çalışması var. Tabii biz Adalet Bakanlığı olarak Mevzuat Genel Müdürlüğümüz zaten meclise kanun taslakları hazırlama noktasında gerçekten tecrübeli bir kadromuz var. Bu anlamda hemen 6222 sayılı kanunu masaya yatırdık. Tek tek arkadaşlarımız inceliyorlar, maddeleri inceliyorlar. Karşılaşılan olaylar ve bu olayların çözümüyle ilgili bu sorunlara hangi maddelerde hangi sorunlar çıkıyor ve cezasızlık algısı nereden kaynaklanıyor? Bu anlamda da bir çalışmamız söz konusu. Özellikle caydırıcılık açısından önemli. Tabii ki fiille ceza arasındaki oran önemli hukukta. Yani bir orantısızlık olduğunda yüksek cezalar verelim herkese demiyoruz. Bu anlamda özellikle fiil ile yaptırım arasında bir oranın olması lazım. Bu oransızlığı gördüğümüzde gerek hapis cezaları bakımından, gerek para cezaları bakımından caydırıcılığı gerektirecek şekilde yeni düzenleme ihtiyaçları da var. Bu ihtiyacı karşılayacak bir taslak çalışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Tabii takdir milletvekillerimizin. Bir zaman aralığı verebilir misiniz Sayın Bakan bu konuda? Zaman aralığı biz çalışmayı şu anda yapıyoruz. Yani çok uzun sürecek bir çalışma değil bu. Tabii meclisin takvimi şu anda bütçe görüşmeleri gerçekleşiyor. Taslağımızın tabii kalacak sanırım. Özellikle kabinemizde görüşülmesi, ardından meclis grubumuzda görüşülmesi, muhalefetin görüşleri de alınabilir bu konuda. Hep beraber ülkemizde spora zarar veren, kardeşliğimize, birlik beraberliğimize zarar veren bu tür olayların çıkmaması ya da en aza indirilmesi noktasında gayret göstermemiz lazım. Biz de bu anlamdaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.